Netice itibariyle geçtiğimiz yıl enflasyonun neredeyse iki katından fazla, yani çok yuvarlayarak söylüyorum, endeksin %200'lük bir getiri sunan bir endeks görmüştük. Ve hep bu yıla ilişkin demiştik ki arkadaşlar, bu bir kere aynı tempoyla buradan bir getiri beklemek gerçekçi değil. Zaten enflasyon düşecek. Dolayısıyla beklentileri biraz aşağı çekmemiz lazım. Ama bugün itibariyle baktığımızda yıla damga vuran 3 tane önemli bir başlık var. Bunlardan bir tanesi ve maalesef en acısı, en üzücüsü, Deprem. hemen daha yılın başında neredeyse yaşanan, işte asrı felaketi diye tanımlanan yaşadığımız deprem. 11 ilimizi vurdu, binlerce canımızı kaybettik. İşte piyasa kapandı falan filan. Sonrasında oradan atılan bir takım adımlarla başlayan ve sonrasında hızlıca toparlayan, yaklaşık 4400'den 8400'e kadar giden bir piyasa var. Onun dışında ne oldu? Türkiye bence çok önemli ki, Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle farklı bir anlam da yüklenmişti bu seçimlere. Bir genel seçimi hem de iki turlu biçimde atlattı. Ve sonrasında da yılın sonuna yaklaşırken maalesef İsrail ile Hamas arasında yaşanan bir savaş var. On binlerce insan maalesef orada da hayatını kaybetti. Şimdi dolayısıyla filmin sadece 1 Ocak'tan işte 31 Aralık'a kadar, ya da bugün itibariyle 27 Aralık'a kadar getirdiğinde, yani 3 tane çok sorunlu konu dünyada ve Türkiye'de yaşanmış gözüküyor. Ama buna rağmen, her şeye rağmen, yine bugün itibariyle söyleyeyim, yıllık getirisi hala pozitifte olan, nominal manada yani %30-35'ler düzeyinde bir getiri sunan yatırımcısına, ama reel olarak enflasyon altında kalan bir piyasa var. Peki son günlerde yaşanan ne? Birincisi, şunu bir kez daha söylemek isterim. Yani 4400'den başlamış ve 8400'e kadar neredeyse soluksuz yükselmiş bir piyasanın bugünlerde 7200-7300'lerde olması, aslında normal bakıldığında, bir teknik analiz etsen bakıldığında, bunu bir düzeltme olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü hep konuşmuştuk, sen de hatırlayacaksın. Yani çok hızlı yükseliyor, bu sağlıklı değil. Bunun düzeltmesi bir yerde gelecek ve sert gelecek, acı olacak, sıkıntı yaratacak diye. Bugün geldiğimiz noktada aslında, dediğim gibi, gündemi dışarıda bırakarak söyleyeyim. Birine desen ki ya, bu piyasa vardı dünyanın herhangi bir yerinde, piyasa Şubat ayında 4400'de başladı, 8400'e kadar da gitti. Bugün de işte 7200-7300, birader daha ne istiyorsunuz diye sorar. Hatta bu yaşananı bir teknik düzeltme olarak görür. Bizdeki sorun şu. Biz hep kazanmaya alıştık o zamanlarda. Oradaki temel problem bence bu. Hayır, bir de şöyle bir taraf var. Tabii haklısın, ama şöyle de bir taraf var. Düşüş çok kısa sürede, çok sert ve bazı sektör ve hisselerde çok derin oldu. Dolayısıyla aslında bugün, sen hiç bakmadan söylüyorum ama, yani sen bugün 7500 endeksteyiz, 7300 endeksteyiz diyorsun ama fiyatı belki 6000 endekste olan şeyler var. Hisse senetleri var. Yani hisselerin çoğu endeks kadar kaybetmedi, çok daha fazla kaybetti. Özellikle likiditesi küçük, halka açıklık oranı küçük, belli yatırımcıların yüklü kredi pozisyonuyla pozisyon taşıdıkları yerlerde çok daha ciddi sıkıntılar oldu. Bir diğer konu şu, özellikle seçimden sonra ve bu düşüş trendini de buna dahil edebiliriz. Bankacılık endeksi hızlıca yukarı gidip piyasayı öyle bir tuttu ki, şimdi sen baktığında, yani işte ne olacak, 8400 görmüş, 7400 desin, alt üstü %10-15 falan gibi anlatıyorsun. Ama elinde banka hissesi değil de sanayi hissesi olan, hatta bir miktar yan tarafta hissesi olanların kayıpları çok daha büyük. Şimdi bundan sonra ne yapılacak ya da ne yapması gerekir? Birincisi, artık Christmas tatili nedeniyle zaten ortada bir yabancı yok. Son zamanlarda bir yabancı Zaten yok ki. zaten var diyor, ama öyle dememek lazım yine de. Yani son 7 haftada iyi kötü gelen bir para var. Hatta son haftalarda artan da, ne derler, büyüklüğü artan da bir para vardı. Ama hani bugünlerde zaten, yani piyasa iyi olsa da olmayacaklardı bugün. Hani piyasa düşüyor diye olmuyorlar değil. İki, işte bazı aracı kurumlara çok sistem ediliyordu. İşte onlar da yok ortada. Bak, piyasa yine düşüyor. Demek ki yani tek bir parametreye tutunmak, tek bir dala tutunup piyasayı onun üstünden olumlu ya da olumsuz okumak da çok doğru Doğru değil. değil. Benim düşüncem şu.
2.43 dolar ki bugünkü kurla yaklaşık 7100 lira falan geliyor. Oradaki desteğin çalışacağını düşünüyorum. Hep söylemiştim 7658.000 çok sıkıntılı bir yer. Orada olmamak lazım. Yani özellikle kısa vadeli işlem amaçlı ve ne tarafa kırılırsa diye maalesef aşağı doğru kırıldı. Şimdi bir 7300 var, bir 7100 var. Orası geçilirse çok net 6800-850 gözüküyor. Bunları da konuşmuştuk. Ama ben yılbaşından sonra yani yeni yılda yabancının bıraktığı, yani arkadaşlar bize müsaade, biz bir Noel tatili yapacağız sonra gelir bakarız duruma dediği yerden daha ucuzlamış bir piyasa var. Eğer yabancı ilgisi devam edecekse en azından kısa vadede devam edeceğini düşünüyorum onun. Onlar açısından daha iyi bir fiyatlama var. Yani daha ucuza alabilecek şeyler. O nedenle yeni biraz yılda bir giderse hele en azından şu kan kaybının bir duracağını düşünüyorum. Çok güzel bir yere temas ettin. Son 1-2 gündür zaten şeyde de kurda da bir miktar bir yukarı yönlü hareket var. Hazır yabancı da yokken, yıl sonunda gelmişken kuru bir miktar böyle bir kontrollü yukarı taşıyıp şu ihracatçı falan filan da belki bir nebze rahatlatalım şey var. Ama bu saatten sonra yapılması gereken şey şu. Önce şunu söyleyeyim. Yıllardır söylüyorum. Sen neredeyse bizim aileye, InfoYatırım ailesine katıldığın günden beri bu yayınları yapıyorsun ve hepsinde konuştuk neredeyse. Kredili pozisyon taşımanın ne kadar riskli olduğunu, bu riskin sadece bireysel olmayabileceğini, yani ya kardeşim para benim param, ben kaybedersem kaybederim, kimenenin ötesine geçebileceğini gördük. Hatta geçtiğimiz dönemde yaşadığımız bir vaka var ki neredeyse bir sistem riskini beraberine getirdi. Yani Allah korusun aracı kurumlar üzerinden yapılmış şeyler var, ne derler, yaşanan yoğun sıkıntılar var. Neyse oradan hasar almadan çıktık. Ama o gün de demiştim ki acaba yani biz bu süreci atlattık. Acaba herkes, kamu dahil, aracı kurumlar dahil, yatırımcılar dahil, profesyoneller dahil, medya dahil, herkes bu yaşananlardan bir kendine ders alıp eksiğini, gediğini, hani evini yaptı mı, kapının önünü, temizleri süpürdü mü? Yoksa ya bunu atlatan piyasa bundan sonra zaten böyle bir şey olmaz. Olsa da bir şey olmuyor. Oyuna devam şeyle devam edecek mi? Mentalitesi devam edecek mi diye maalesef gördük ki ona benzer bir mentaliteyle yaşandı. Bugün yaşanan sorun bir iki hissenin özelinde gözüküyor. Çok ciddi fiyat hareketleri var. Yani taban taban gidiyor. Tabanlar bir türlü çözülmüyor. Hatta tabanlar incelmiyor bile neredeyse.